Selamlar, hoş geldiniz. Uzun süredir çözmediğimiz bir konsept aslında. Stanford'ın matematik turnuvası soruları. Ben çok seviyorum, takip ediyorum. Özellikle kalkülüs dosyası inanılmaz hoşuma gidiyor. Sorulduğu zaman çok uğraştığım sorular oluyor. Kısaca nedir bu Stanford Math Tournament? Ondan bahsedeyim. Bu her sene üniversitenin kendi içerisinde yaptığı, sizin bireysel bir grupla veya yani işte arkadaş grubunuza da katılabildiğiniz ve belli başlı kategorilerde size yöneltilen soruları cevapladığınız bir turnuva. Biz bugün general test kısmından, genel test kısmından çözeceğiz. Dediğim gibi algebra kısmı var, kalkülüs kısmı var, hani birkaç kısmı var. Ben zaman zaman kendim bakıyorum. Kanalda çözebileceğim, kanalda anlattığımda daha fazla hani anlaşılabilecek ve sizi düşünmeye yetebilecek sorular varsa onları paylaşıyorum. Buradan yine bu dosyadan yine soru çözeceğim. O yüzden dosyayı açıklama kısmına PDF olarak bırakacağım. Haberiniz olsun. Sorular çok güzel. Mesela dördüncü soru mutlaka uğraşabilirsiniz. Zor değil. Sadece dediğim gibi sizi düşünmeye itsin istiyorum. 9'a çözecektim ilk başta, sonra vazgeçtim, değiştirdim. Bugün ben sizlere 13. soruyu çözmek istiyorum. 14 de çok güzel. 14'e de bakabilirsiniz. Videoyu durdurun bence. 14'te ödeviniz olsun. Diğer soru çözümü için olmadı, onu kullanırız. Evet, 13. soruyu bir okuyalım. Two frogs jump along a straight line in the same direction. Şimdi iki tane kurbağamız aynı doğru üzerinde, aynı yöne doğru bakıyorlar ve bu yöne doğru zıplıyorlar. Her 10 saniyede bir kurbağalardan bir tanesi 2, 4 ve veya özür dilerim 6 adımlık, 6 feetlik, metrelik neyse orada bir işte ölçü birimi bu kadarlık zıplayabiliyor. 2, 4 ve 6 birim. Ve tüm seçtiği olasılık, yani 2'yi seçme olasılığı da kurbağanın 2 metre, 2 feet gitme, 4 feet ve 6 feet gitme olasılıkları birbirlerine eşitmiş, onu söylüyor. Ve bize şunu soruyor. Olasılığı nedir? Neyin? Kurbağaların 30 saniye sonra aynı mesafeyi kat etmiş olma olasılıklarını bize 13. soru soruyor. Soruyu tekrar çeviriyorum. 2, 4 ve 6 birimlik kurbağanın zıplama şansı var. Her 10 saniyede bir kurbağalar zıplıyor, aynı yöne doğru gidiyorlar. Dolayısıyla 2, 4 ve 6 birimlik hareketleri olabilecekken bunların 30 saniye yani 3 hamle sonra aynı yerde olmalarının olasılığı nedir? Sorumuz tamamen bu. Şurayı bir temizleyip geleyim. Umarım ekranı okurken kapatmamışımdır. Hadi bakalım, başlayalım. Şimdi ben şöyle demek istiyorum. Burada en küçük kat edilebilecek mesafe nedir? En küçük kat edilecek mesafe kurbağanın birinci kurbağamız. İşte şu kurbağa olsun. Şimdi kurbağa çiziyorum arkadaşlar. Şu bence oldu ya. Bu bir numaralı kurbağamız olsun. Bu kurbağa 2 zıplayabilir. En küçük ne kadar gidebilir? 2, 2 ve 2 gidebilir. Ben bundan sonra bunları şöyle sanki 3 basamaklı sayı yazıyormuşum gibi yazacağım. Tamam mı? Böyle anlaşalım. Madem bu 2, 2, 2 gidebiliyor. Demek ki gidebileceği mesafe 6 birimdir. Ve bu tek olasılıktır arkadaşlar. Yani başka hiçbir adımla, yani 4 ve 6'yı kullanarak en az bir kere dahi olsa 6 gidemezsiniz. Daha fazla gidersiniz. O yüzden gidebileceğimiz en küçük, en kısa diyelim, en yakın veya en kısa mesafe 6'dır. Kaç olasılıkla ilerleyebilirsiniz? 1. Demek kurbanın seçme şansı yok. 2 2 2 gitmek zorunda. Başka hiçbir durum yok. Ya da 222 gibi kafanızda seçin. Bununla yola çıkıyorsak diğer kurbanın da zaten gitme olayı nedir? Gitme olasılığı nedir? İkinci kurbanımızın da gitme olasılığı bunun aynısı olacaktır. Eğer bunları biz aynı, same distance diyordu değil mi? Same distance'da, aynı mesafede göreceksek ikinci kurbağa da mecburen hop bu kadar gitmek zorundaydı. Dolayısıyla bunun da durumu birdir. Yani 6 gittiği durumu birdir. Tek olasılıkla ilerleyebilir. O halde 1 çarpı 1'den demek ki en kısa mesafeye gidebileceğiniz olasılık iki kurbağa içinde 1 gelecektir. Kısa keseceğim, merak etmeyin, bir girişini uzun yapıyorum sadece. Bir de şunu düşünebiliriz. En kısa mesafe değil de en uzun mesafede ne olurdu? En uzun mesafe. Kurbağalar en ileriye atlayabilirlerdi değil mi? Bu iki kurbağamız. Çok güzel çizdim kurbağayı ya. Gerçekten çok hoş oldu. Şöyle gidebilir de. Artık böyle yazacağım. 6, 6, 6 giderdi. Yani 18 feet gidebilirdi. 18 birim gidebilirdi. Diğer kurbağa da aynı şeyi yapmak zorundadır. O halde en uzun mesafe için yine bizim toplam olasılığımız 1 gelecektir. Peki bunu aşağı alıyorum arkadaşlar birazcık. Şimdi diğer duruma gelelim. Aralarındaki fark 2, 4 ve 6'nın arasındaki fark hep 2 olduğu için bunlar aslında, bunu sezgisel de söyleyebilirsiniz, deneyerek de bulabilirsiniz ama bu 6 gitmezse 6'dan daha sonra en küçük 8 gidebilir. Ha, derdiniz 7 gidebilir mi? Hayır, gidemez. 8 gidebilir mi? Deneyim, ha gidebiliyormuş. Oradan da bulabilirdik veya farkları 2 olduğu için 2 birimlik artarak veya azalarak ilerleyebileceklerini söyleyebilirdik.
Ben bu toplamı 8'e götürmek istiyorsam o zaman şöyle diyebilirim. Kaç farklı şekilde gidiyor bilmiyorum. 2, 2, 4 diyebilirdim. Başka olur mu? Olmaz. 6'yı hesaba katamam. 4'ü 2 kere kullanamam. Demek ki tek senaryo bu. Fakat birinci kurbanın önce 2 zıplaması gerekmiyor. Önce 4 de zıplayabilir. Veya önce 2 zıplayabilir, sonra 4 zıplayabilir. Veya en son da 4 zıplayabilir. Dolayısıyla şunun 3 farklı şekilde yazabildiğini biliyoruz. Tekrar söylüyorum. 2 4 2 olabilirdi veya 4 2 2 olabilirdi. Nihayetinde aynı sonuca gideceklerdi. Ya yani bu toplam değişmeyecekti, değil mi? Bunların hiçbir toplamı değişmeyecekti. O zaman kaç farklı durum gözlemledik? 3 farklı durum gözlemledik. Bu 3 duruma karşılık ikinci kurbağada 3 farklı durumda birinci kurbağaya eşlik edeceği için, yani şöyle düşün, birinci kurbağa 2 2 4 gitti. İkinci kurbağada 4 2 2 2 gitti. Dolayısıyla bu ikisi farklı durum olduğu için bunları çarparım ve ben toplamımı 9 bulurum. Sonuçları toplayacağım için bunları mavi kutucuk içerisine alıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi zikzaklı gidelim. Bir, en kısa gideceği 6 idi ya, sonra 8 dedik. En uzun gideceği 18'di, şimdi 16'ya bakalım. 16'da ne göreceğiz? Ben buraya sığdırmak istiyorum. Yine birinci kurbağamız, ikinci kurbağamız var. Sanırım hafızasında var. Çok güzel. Muhteşem oldu arkadaşlar o kurbağalar. Şimdi şöyle diyelim. 16'ya götüreceksek, toplam 16'ya gidecekse, şurası nasıl gidebilirdi? Düşünüyorum 6, 6, 12, 4 gidebilirdi. Başka bir şey gidemezdi. Arkadaşlar burada da aynı durum var. 6, 4, 6 gidebilirdi. Veya 4, 6, 6 gidebilirdi. O halde 3 farklı durumda birinci kurbağa zıplayabilir. İkinci kurbağada 3 farklı durumda zıplayabilir. O halde buranın yine toplamı 9 gelecek. Şunu yakaladınız mı? Baştaki ile sondakiler hep entegre gidiyor. Anlaştık. Bunu artık tekrar tekrar söylemeyeceğim. Devam ediyorum. Son durumum değil. 8'e dedik, en son 10 diyelim. 10 deseydik ne olacaktı? Şuraya 10 yazdım. Nasıl gidebilirdik? 4, 4, 2 diyebilirdik. Veya 2, 2, 6 diyebilirdik. Bakın bu sefer değişti. Şunun değişme durumu 3 farklı şekildedir. Buranın değişme durumu 3 farklı şekildedir. Dolayısıyla burası toplam 6 şekilde yazılır. Tamam mı? Dikkat edin. Burası toplam 6 şekilde yazılır. Çünkü buradan 3 tane, buradan 3 tane. Tüm durumumuz 6. İkinci kurbağa da bu 6 şekli yapabilirdi. Dolayısıyla toplam 36 durum gelecekti. Evet, onun toplamında da, yani şöyle diyelim, 6 ile 18'de biz 2 durum geldik. Yani 1 1 geldik. İşte 10 ile 16'da biz kaç durum geldik? 9 9 geldik. Sonra pardon, 10 değil. 8 ile 16 durumunda, 10 ile 14 durumunda demek ki 36 36 gelmeliyiz ve gelelim en son duruma, 12'ye. Bakalım 12'yi kaç farklı şekilde yapabileceğiz. 12 için yine 2 kurbağamı koydum. 12'ye gitmeye çalışıyorum. Aklıma gelen şu: 2 4 6. 2 4 6. Bunların üçü değer değiştirebilir. Kaç farklı şekilde yazabilirsiniz? 3 basamaklı, basamakları farklı, 3 sayı, 3 faktöriyel, değil mi? 6 farklı şekilde yazılır. Yani 2, 4, 6 işte yazarsınız. 2, 6, 4, 4, 2, 6, 4, 6, 2, 6, 2, 4, 6, 4, 2 gibi. Dolayısıyla toplamda 6 farklı şekilde yazarsınız. Bu ne için gelecektir arkadaşlar? Bizim birinci kurbağamız için, değil mi? Başka bir şey geliyor mu acaba? Şuradan bir yine düşünelim. Başka bir şey geliyor. Evet, geliyor. Doğru. Gelmesi de gerekiyor. 4 4 4 geliyor. Ben bunu unutmuşum. 3 kere 4 12. Bu da tek durumdur. O yüzden bu toplamdan da 1 gelirdi arkadaşlar. Yani biz birinci kurbağayla 7 farklı durumda 12'lik mesafe kat edebiliyorsak, ikinci kurbağayla da 7 farklı durumda bu mesafeyi kat edebiliriz. Dolayısıyla burada 49 farklı durum gözlemlenir. 12'de de 49 durum gözlemlendiyse onu da şuraya yazıyorum. Burası da 49 olmalı. Demek ki aynı mesafeye gidecekleri durum sayısı budur. Yani bu bulduğumuz bizim istenen durumdur. İstenen durum. İstenen durum sayısını hemen hesaplayalım. Birden n'e kadar olan sayı, ama yok, öyle gitmeyelim. Şöyle gidelim. Hiç kafamı karıştırmayacağım. 1, 9 daha 10, 1, 9 daha 10. Burası 20 etti. 36, 36 daha 72. Burası 92 etti. 49 koyacaktım. Şurayı 50 yapayım. Şurayı 91 yapayım. 141 ediyor, değil mi? Şöyle diyelim. Anlaştık. Bu istenen durum. Şimdi tüm durum ne olacaktır? Siz 2, 4 ve 6 ilerleyebiliyorsanız bu kurbağanın her sıçrayışta, birinci kurbağanın her sıçrayışta 3 farklı tercihi olabilir. Dolayısıyla ikincisinde 3 farklı tercih, üçüncüsünde 3 farklı tercih. Bu birinci minik kurbağamız için. İkinci kurbağa için 3, 3, 3 olacağından burası, evet, burası
3, 9, 27, 81, 243. 243 çarpı 3. 12, 729 gelecekmiş. Bu da nedir? TD veya tüm durum. Ben sorumu çözdüm artık. Şöyle yazmak istiyorum. Aşağıda 141 bulmuştum. Burada kaç buldum? 729 buldum. Burası 3'e bölünüyor. 3 kere 4 12. Sanırım 47 göreceğim. Burayı da bölseydim 243 görecektim. 4'e 7'nin toplamı 11 geliyor. 3'e bölünmüyor. Evet, burada bırakmak istiyorum. Cevabımı not etmiştim. Şurada cevapları var. Bakacağım hemen. 47 bölü 243. Evet, doğru yanıtımız olacaktır. Bu da bizim güzel bir 13. sorumuzdu. Bu genel kısmı arkadaşlar. Soruları zor değil. Dediğim gibi sizi düşünmeye iten soru tipleri var. Birazcık okuyup çevirirseniz uğraştığınızda keyif alacağınızı düşünüyorum. Özellikle burada 8. soru vardı. Bunu çözmeyi düşünmüştüm. Yine söyleyeyim. 15. soru muydu? 14. soru kırptık ama ödeviniz olabilirdi. Bu kayıtlara devam edeceğim. Umarım bu kayıtla birlikte belki aynı gün belki 2-3 gün sonra bunun İngilizce kaydı da gelebilir. Kanala artık bunları da yüklemek istiyorum. Oraya da desteğinizi esirgemeyin diyeyim şimdiden. Bu tarzda daha fazla video için lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım diğer videoda görüşürüz. Hepinize başarılar.